Merhaba, günaydın canlarım benim, günaydın. Hem günaydın hem günaydın diyeyim. Gerçi ben erken kalktığım için, mesela benim erken kalkış saatim 5.30'da kalkıyorum, 6'da kalkıyorum, 7'yi geçirmem. Ama şu an saat kaç? 9.30-10'a geliyor. Erken kalkan için benimle beraber kalkanlar için günaydın diyelim. Bu saatlerde kalkan için de günaydınlar diyelim. Günlerimiz aydın olsun, sağlıklı, huzurlu, mutlu ve bereketli olsun. Diyeceksiniz bu başlık ne? Benim düşüncelerim, benim fikirlerim. Mesela sizlerin düşünceleri, sizlerin fikirlerini bilmiyorum. Hep beraber paylaşalım mı? Evet, paylaşalım. Ne yapalım? Önce ben biliyorsunuz narlarım vardı benim Adrasan'dan getirdiğim. 3 taneydi o da. 3'ü tanesinde suyu zaten sıkılıp da içildi mi bilmiyorum. Onları ben bir kere daha oradan gittiğimde getirmiştim. Nasıl tükettim? Onları güzelce temizledim. Bir saklama kabına koydum. Dolabın içine koydum. Canım istediği zaman oradan alıp kaşıktan kaşık kaşık yedim. Kaşık kaşık. Şimdi hep beraber narlarımızı temizleyelim. Ayıklayalım daha doğrusu. Bundan sonra onları ayıklarken benim düşüncelerim, benim fikirlerim ve sizlerin. Hadi bakalım kolay gelsin. Bir acayip bu dünya. Anam kaşık almadım ya, neyse dur. Böyle ayıklayabilirsem kız tepsi alaydım bari ya. Şöyle bir. Maşallah maşallah. Anam bu benim üstüme de sıçrar. Bakar mısınız arkadaşlar? Harika. Ama ben buna bir tepsi alayım altına. Bir tane de bıçak, şaman. Kaşık alayım. Geçenkini de zor temizledim. Hemen geliyorum, başlıyoruz sohbetimize. Böyle evet. Daha iyi oldu. En azından şunun içinde kaşıkla da tık 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 vururum arkasına. Evet, hepimizin etrafında bu nereden aklına geldi diyeceksiniz. Etrafımızda zor olan insanlar vardır. Geçenlerde öyle benim de başıma geldi de. Hani bazı insanlara bir şeyleri anlatmaya kalktığınız zaman sabit fikirlidir. Onun yanlış olduğunu bile bile hala benim dediğim der. Böyle insanlarla hakikaten yok mu, sizin de etrafınızda vardır yani. Olmaması imkansız. Şöyle şunları da toplayayım da. Geçenkileri de böyle yaptım. Ben kaşık kaşık o şekilde tükettim. Ağzınla kuş tutsanız bacakları dışarıda sallanıyor der. Yine yok böyle, çünkü derler ya, at gözlüğünden bakıyor, şöyle geniş bakmıyor diye. O insanlarla da hakikaten anlaşması da çok zor, geçim yapması da çok zor. Hayatımızda var mı derseniz, evet var. Hem de çok. Hele benim, bir de benim öyle bir huyum var. Onu doğruşu diyesiye kadar uğraşırım. Onu kazanmak için. Bazıları da der ki ama anne uğraşacağım ama kendi ömrümü tüketeceğim diye düşünür. İşte ben öyle değilim. Ha baktım artık son, çok uğraştım.
sağ yakasını git dersin. Onun git doktoruna bile sor, şunu söyler. Kendi haline bırakın. Öyle vakalar da var yani, umutsuz vaka. Sadece kendisini dediğinin doğrultusunda gider. Şu beyazdır, kara der, karaya ak der. O insanlarla da gerçekten iletişim kurmak çok mu zor? Çok. Varsa sizlerin de öyle, çevrenizde büyük ihtimalle vardır. Yok değildir. Hani insanı da öyle zora koşarlar. Hayır, hayatı da kendilerini zorlaştırıyorlar. Olan o, başka bir şey değil. Öyle çok insan vardır mesela. Bazı insanlar mutsuzluktan zevk alan insanlar, huzursuzluktan zevk alan insanlar. Ben öyle birkaç kişi yani var, tanıyorum. Ya resmen mutsuzluktan zevk alıyor. Ne kadar zor değil mi? Şu üç günlük dünyada, hayır etrafındakilere de huzursuz ve o kötü enerjiyi onlara da salıyor, onlara da yayıyor. Aslında hayatından bu tür kişileri uzak tutmak gerekiyor ama maalesef kişiye göre değişiyor. Mesela bana göre ben tutamıyorum, tutamam da zaten. Sabırlı mıyım? Evet, çok sabırlıyım. Ama karşımdakinin enerjisini birebir hemen emiyor, alıyor. Üf, bir daral geliyor bana, bir sıkıntı geliyor bana. Aman gelir de. Neyse, isim vermeyeyim. Ben anılarımdan bahsettiğim zaman arkadaşlardan biri demiş ki başkalarının hayatını hani bu şekilde doğru mu diyerekten diye. Hayatım, katılıyorum sana. Ama başkasının hayatı benim hayatımı da ilgilendiriyor. Ben kendi hayatımı anlatıyorum. Anlatmıştım o konuda. O hayatın, o yaşanmışlığın içinde ben de vardım. Ben kendimi anlatıyorum. Tabii ki o da bunun içindeyse, tabii ki o da geçecek. O kaçınılmaz. Onu diyeceğim, benim vardı böyle bir tanıdığım. Abi ne zaman direkt karşıma gelse, bütün modum düşüyordu. Ay hiçbir şey de diyemiyorsun, söyleyemiyorsun. Mecburiyet karşısında ondan sonra bende başlıyordu bir halsizlik, bir baş ağrısı. Gittikten sonra ben yerlerde, o gün benden bir şey bekleme. Şu an görüşmüyoruz tabii ki, bu benim çalıştığım yerlerden birindeydi. O da beni çok severdi nedense. Hemen hemen her gün gelmese bile gün aşırı kesin, hani her gün gelmesi bir gün arayla kesin gelirdi. Allah, geldiğini gördüğüm zaman benim bütün enerjim bitti. Bitti. Ha kötü bir şey de değil, söylemiyor ama konuşmalar, ne bileyim ben, sohbetler, hayata, hayattan bezginlik, ne bileyim ben, hep ahlamalar, vahlamalar. Bunlar benim hakikaten enerjimi alıyor. Ay narlar vallahi, ne zamandan beri burada, gerçi dolabın içindeydi de gene bir şey olmuş. Bir de vardır mesela şöyle bu tür insanlar, bak tanıdık demiyorum, bu tür insanlar diyorum. Etrafımızda tabii ki var sizlerin de. Bunlar benim düşüncelerim, benim fikirlerim bunlar. Sizlerinkisi nasıl bilmiyorum. Paylaşırsanız sevinirim tabii ki de. Varsam baksam, evladım yaşında da olsa bu kadar mı hayattan bezdim?
hani bak bazı insanlar diyorum. Sohbete başlar başlamaz o doktora gittim oram ağrıyor buram ağrıyor şuram şöyle buram böyle buram böyle kendini dinleyen insanlar. Ama başka hiçbir şey yok. İşte ona gideceğim şeyi tahlile alacağım. Aslında kendisi de iyidir ha. Kendisi de aslında iyidir. O kendi kendini hasta eder. Oram ağrıdı, buram ağrıdı, başım ağrıdı, o şeyim ağrıdı. Tövbe, tövbe estağfurullah. Ya dinleme, dinleme. Kendini dinleme. Kendini dinlediğin zaman bir hafta sonra gidersin. Nereye? Dört kolluyla. Tabii ki rahatsız olacağız. Demirden değiliz. Ben ne diyorum? Ben mesela hayatta ayılıp bayılmadan, yere uzanmadan ben doktora gitmeyi sevmiyorum. Ha, biliyorum gitsem neler çıkacak neler. Onu düşün, bunu düşün. Onu düşün, bunu düşün. Hoppa! Bana bak, bana kaçmayın yakalarım sizi. Ondan sonra şey yap. Düşün dur. Hiç şey yapma. İşte onlar da ellerinde değil hastalık hastası diyorum ben. Sürekli ama başka bir zaman tekrar karşınıza gelsin. Aynı muhabbetler gene aynıdır. Gene oraya gittim doktordaydım şöyle oldu böyle oldu. O da öyle besleniyor, yapacak bir şey yok. Onu da beslenme şekli öyle. Mesela gül, at kahkahanı diyorsunuz ki siz bana bu enerji nereden geliyor? İşte bu enerji ben öyle takıntılarım hiç yoktur benim. Kesinlikle. Asla. Negatif bakarım. Negatif bakarım bir de empati kurarım çok. Empati hakikaten. Empati... kurdun mu? Hayat o kadar güzel oluyor ki, o kadar harika oluyor ki. Ben mesela derim, düşünürüm benim bir kişiye yaklaşırken kişilere bana ve benim çocuklarıma yapılmasını istemediğim bir şeyi hiç kimseye yapmam. Evet sohbetime katılabilirsin. Bu da başladı ötme kız. Bu mu dışarıdan mı anlamadım. Dışarıdansa katılma. Klima ötüyor sandım. Sürekli empati yaparım. Ha, kim ister, siz ister misiniz? Size yapılmasını istemediğiniz bir şeyi başkasına yapmazsınız herhalde. Bu şekilde düşünürüm ben. Onun için de hayat bana o zaman hep kolay gelir. Dışarıdanmış. Dur kız bu sohbeti yaparken kalkalım gidelim bir de kahve yapalım hep beraber. O şekilde devam edelim. Kahvemizi yapalım. Ondan sonra narlarımızı temizlemeye devam, sohbetimize devam. Evet nerede kalmıştım? Dediğim gibi sohbet hep öyle. Bundan yıllar önce vardı. Böyle bir arkadaş. İsim vermeyeyim. Gençtik o zaman da. Doktorlardan gelmez. O tahlil bu tahlil. Şu tahlil bu tahlil. Bir şey de çıktığı yok ha. Her zaman sıkıyor karşındakini de daraltıyor. Beni de daraltıyor. Hayır önemlisi kendisine hayatı zehir ediyor. Yani yalan mı? Bu tür yani... İnsanlar hayatı kendisine de zehir ediyor. Yakın çevresini de etkiliyor. Başım ağrıyor, kıçım. Ay dedim o zaman geber. Tövbe tövbe estağfurullah. Yaşamanın anlamı yok. Ne ölüye karışıyorsun, ne diriye karışıyorsun. İkisinin arasında gidip geliyor. Samimi olduğumuz için o zaman öyle konuştum onunla ben. Ben dedim onu dedi, öne ölüye karıştın, nedriye karıştın dedim. İki arada bir gidip geliyorsun dedim. Sil kafandan şunları. Tahlilinde bir şey çıkmıyor. Ufacık bir şeydi. Maşallahı var ya, maşallahı var. Tek söz dinlenmiş kahve makina. Ebru'cuğumu dinliyormuş. Başlıyor.
karşındakini de dedim enerjisini alıyorsun, karşındakini de daraltıyorsun. Ve kafandan sil at. Sabah yataktan kalkarken tabii ki diyorum hepimizin demirden değiliz tabii, robot da değiliz de var. Ama gün boyu sen sürekli bunları dile getirirsen vücut pert oluyor zaten. Hadi geçelim yerimize. Arada da kahvemizi çekelim. Hani iki arada dedim gezip geliyorsun, gidip geliyorsun. Bir tarafta kal. Ortada yaşamak çok zor. Baktı öyle ondan sonra gülmeye başladı. Dedim niye gülüyor? Yalan mı söylüyorum? Sabahtan hastayım diyerek kalkarsa gün boyu o şekilde giderse olacağı o. Ondan sonra bir de bazı insanlar da ahkam keser. Ha, dinlemedin de kızarlar. Dinleyeceksin. E sen dinlerken sen kendi yanında beni de götürüyorsun. Vallahi ben gitmek istemiyorum. Sen yolun açık olsun git. Mesela bu tür insanlar böyle sohbetlerde o şekildir. Bazıları da evinden şikayet eder. Vallahi bir tanesinden ne kadar çok çıktı kız. Kocam şöyle der, kocam böyle der. O öyle der, bu böyle der. Vallahi madem öyle, her şeyin kolayı var. Sana sıkıntı veren, eziyet veren bu her ne olursa olsun. Ondan kurtulacaksın. Başka çaresi yok. Sen kimin için yaşıyorsun? Ben kendim için yaşıyorum. Başkası için değil. Şuradan bir bakayım şuraya. Serzenişte bulunan insanlar. Kaynanam şöyle, kocam böyle, o öyle, bu böyle. Onlar o şekilde hayatlarından büyük ihtimalle zevk alıyorlar, büyük ihtimalle besleniyorlar. Ha, tabii ki anlaşmazlıklar olabilir, olmaz değil. Bunun üstüne çok düşersen hayatına kendini zehir edersin, hiç kimseye değil. Madem çok şikayetim var, her şeyin bir çözümü var. Tabii bir de git karşı tarafı dinle bakalım. Karşı taraf ne diyor? Kimse yorduğunda ekşi demiyor. Çok nadir. Yapmadım, etmedim diyenler. Neyi yapmadım, etmedim? Söyler söyler söylemedim der. Bunların da kırmızılığı zor geçer. Çocuğum öyleydi, çocuğum böyleydi, şu şöyleydi, bu böyleydi. Çekemiyorsan bakamayacaksın. doğru mu canım? Hocam şu iyiken iyi ha, iyiken çok iyi. Bak bu da var ya, bu da tam enteresan bir şey. Canım gülüm bir tanem hayatım. İstediği olunca çok çok iyi. Olmayınca ondan kötüsü yok. Yok mu sizin de etrafınızda var? İyiyken iyi, kötüyken kötü, şimdiye kadar hiç olmadım. Olacağımı da hiç sanmıyorum. Olacağımı da hiç sanmıyorum. Keyfine ne demişler? Kahve de yaptık, içiyoruz. Bir tek fincan kahvenin 40 yıl hatırı var.
Ama bazıları şimdikleri hemen bıçak keser gibi tak kesiyor gidiyor. Hani işine gelmediği zaman yargısız infaz. Otur bir dinle, masaya yatır, olmaz. O masaya yatırsa da olmaz, onun dediği olmadığı için olmaz. İlla ki hep o keseri vurdu mu kendine yontacak. Nerede öyle dünya? O adil değil. Kesinlikle hem de hiç değil. Ay burası ezilmiş mi ne biraz? Koy vereceksin onları, salacaksın. O tür kişileri yollar senin diyeceğim. Bir daha da bilet gidiş dönüş olmasın diyeceğim. Dönüşü olmasın diyeceğim. Sal vereceğim, koy vereceğim, gidecek. Bazı insanlar da vardır. Söyler söyler. Aa, ben mi demişim onu? Ben demedim. Ne derler hani? Hiç kimseye sırrını verme diyerekten diye. Söyleme dostuna, dostunun dostu vardır. Gider söyler dostuna. Bir de o tür insanlar vardır. Yemin ediyorum dedikodu yapmadan kesinlikle duramayan insanlar, çok büyük sırlar dahi verilse onu duyurması lazım. Kesinlikle hiç rahat etmez. Onu bir de böyle herkesle konuşup söylemesi mi lazım? Anam yanılıp da bir sırrını derdini var der bak. Aman bir de sakın kimseye söyleme deme bak. Öyle bir kişiye gider söyler ki, çünkü onun etrafında da vardır onun gibi. Şimdi onun bir vardır bir bu tür kişilerin kendi samimi candan oldukları, düşün bak samimi candan diyorum. Olduğu kişi vardır. Yazık ne yapsın o da işte ama dertleşecek, derdini paylaşacak. Ne demişler? Dertler paylaştıkça azalır. Neşeler, sevinçler de paylaştıkça çoğalır. Sevgiler. Gönül gözün nasıl bakıyorsa öyle olur. Şimdi o dertleşecek, dert çerzini anlatacak ya. Çok candan ciğerden de arkadaşıdır ha. Onu söyler, yazık bir de der. Kimseye söyleme. Sakın aramızda kalsın. Öyle böyle meraklı tipler vardır, böyle nefes almadan açar ağzını dinler. O kişilerden bahsediyorum. İnciğini cinciğini öğrenecek, dibine inecek ya. Nefessiz soluksuz dinleri. Aa olur mu? Aramızda kesinlikle. Senle benim aramda bu mezara gidecek. Bu sır. Bir de böyle konuşur bu tipler. Ama bismillah. O çok sevdiği arkadaşından da ayrıldıktan sonra o şimdi onu herkese duyuracak ya. Herkese söyleyemeyeceğine göre kendini sıyırmaya çalışacak. Yok mu? Var. Etrafınızda düşünün, paylaşın benimle sizde. Düşünün onu, o şimdi nasıl duyursun? Vardır öyle onun, o çok sevdiği arkadaşından hariç böyle. Kendisi gibi. Sen uğraşma kimseye söylemeye. Tek bir kişi vardır. Tabii bir şeyin duyulmasını istiyorsan hiç çeneni yorma. Şimdi o akıllı da başkasını kullanır. Vardır öyle bir kişi. Ona 5 dakika söyle. Akşama kadar bütün cümle alem duyar bunu. Ne olur arkadaşından ayrılınca vardır dediğim gibi etrafımda öyle bir kişi. Çünkü duramaz, çatlar. Söylemezse çatlar. O tip insanlar.
açar telefonu, sadece ona söyler, cümle alem duyar. Ondan sonra kendisi çekilir. Aa, arkadaşının bunu duydu mu? Ben söylemedim, bilmiyor. Bu tip insanlar adamın ömrünü törpüler. Ömrünü yer, ömrünü. Yavaş yavaş, direkt yese tamam, yavaş yavaş törpülerler. Öyle derim ben o tip insanlardan. Allah benden uzak olsun. Daha gitsin, nereye istiyorsa oraya sultan olsun. Ben niye diyorum benim çok fazla? Evet, arkadaşım vardır. Yok değil. Sizler de diyorsunuz hani çok az değil. Arkadaşım var, yok değil tabii ki. Ama sayılı dostum nadirdir. Birkaç tane yeterlidir. O da ne için? İnsanız ya, çatlayacak halimiz yok. Dertleşmek için, sırrını anlatmak için. Gerçi benim en yakın hem dostlarım kızlarımdır. Her şeyimi paylaşırım onlarla ben. Ama etrafımızda tabii ki istiyoruz. Dertlerimizi anlatacak. Öyle sayılıdır benim dostum. Ha, arkadaşım çoktur. Şimdiye kadar da hiç öyle başıma bir şey gelmedi yani. Bayağı çıktı narlarımız. Kahvemizi de içtik. Bilmiyorum, benim düşüncem, benim fikirlerim bazı kişilerin hakkında, benim düşüncelerim bunlar. Sizlerinkini bilemem ama var mı, yaşıyoruz. Çeşit çeşit insanlar var. Nelerle karşılaşmıyoruz ki? Ay, bu da ağacım değişikmiş bu. Hoppa. Evet, ağacı değişikmiş. Bu bak, ötekiler iri, bunlar küçük çıktı. Neyse, nar nardır. Ama böyle şeyler de. Pozitif şey. Hayata negatif. Bazı arkadaşlar da bana diyordu ya. Nasıl böyle neşelisin diye işte. Takmıyorum bu tür şeyleri. Ha, dinliyor muyum? Dinliyor muyum? Ağaç. Dinliyor muyum? Evet. Onun derdi azalsın diye. Ay, bu tür çevremizdeki insanları, ay iyi havadan da çıkmaz şey şöyle. Dinliyorum biraz rahatlasın diye ama çok fazla da görüşmemeye çalışıyorum. Çünkü kendi kötü enerjisiyle beni de etkiliyor. Ben etkilenirim. Kesinlikle. Dediğim gibi her gün oram ağrıyor, buram ağrıyor, şuram ağrıyor. Şu şöyleydi, bu böyleydi. Bunlar bilmiyorum vallahi, hayattan nasıl zevk alıyorlar, nasıl mutlu oluyorlar, onu da anlamış değilim. Ya hepimizin hayatında var, yok değil. Sanki ben dört dörtlük müyüm? Hayır, benim de sıkıntılarım var. Niye ben koca günümü, hayatımı, ömrümü, o sıkıntılarımı düşünerek, başkasına anlatarak zehir edeyim? Hayır, kendime de hayat işkence oluyor. Ay, şunları ne zamandan beri yapacaktım? İyi ki de yapmışım. İyi oldu sizlerle çene çalarak. İnanın bazen de şunları şöyle yapmaya iyi üşeniyordum. Sıçrayacak. Uzak tutun, uzak. O tür şey kişileri. Ha, uzak tutmasanız da fazla çok
içli dışlı olmadan mesafeli bir şekilde uzak tutun. Bir de böyle vardır bazı kişiler, burnu yere düşse burnunu yerden almaz. Öyleleri de var. Yaptığı hatayı kabul etmez. Özür dilemesini bilmez. Aslında özür dilemek bir erdemliktir. Yani bana göre, benim fikrim. Sizleri bilemiyorum, sizler nasıl düşünüyorsunuz? Ha, bu benim torunum da olabilir, benim evladım da olur, olabilir, benden çok da küçük olabilir. Hatamı kabul ediyorsam doğru yoldayım demektir. Hani yani bilmiyorum sizin düşünceleriniz nasıl ama mantıklı. Bazıları da vardır, kabul etmez. Kesinlikle hatasıdır, hatalıdır. Dedim ya, burnu düşse burnunu yerden almaz eğilip de. Burunsuz gez o zaman. Burunsuz gez. El öpmekle dudak aşınmaz. O kişi etrafında fazla insanı da olmaz, kalmaz o tür kişilerin. Sanmıyorum yani. Çünkü kimse kimsenin vallahi ne kaprisini çekmeye ne de nazını çekmeye, hele şu devirde, çekmez yani. Şu hayat şartlarında kendisine de hayatı zehir etmez. Şahsen ben kendi açımdan diyorum. Hadi kabul et. Evet de, hatalıyım de. Muh der, peygamber demez o tür kişiler. Deme, zararın kendine. Hep sen mi haklısın? Varsan sorsan baksan etrafındakileri yavaş yavaş giden kişiler bunlar. Aa, bir de şey yapar. Affedersiniz, yellendi mi mangalda kül bırakmazlar. Doğru ya kendisi. Ama etrafında da insan kalmadı mı düşünür. Ya bunu, bu hayatı bu şekilde yaşaya yaşaya bunu niye, yani ben anlamıyorum. Ne olur mesela, ben hatalıydım, o an çok fevri davrandım mesela, neyse artık kırdım seni de özür dilerim, özrümü kabul et desen ne olur, dudakların mı aşınır yoksa kelime haznenden hazneler mi eksilir gücenir? İşte dediğim gibi diyorum ya, bu tür bazı kişiler çevresindeki kişileri kendi eliyle iterler. Ondan sonra kendisi haklıdır. Varsan baksan, kendisine sorsan, yani kendilerine sorsan, yanlış anlamayın, ben bunu bir kişi açına değil, bazı kişiler diyorum. Sizlerin de hayatında vardır. Hani çevrenizde vardır bu tür kişiler. Varsan sorsan hep sen haklısın. Hep sen haklı. Hep kendi haklı. Ya bir düşün. Empati yap. Ben nerede hata yapıyorum? Benim niye uzun süreli mesela yok? Arkadaşlarımı mesela kaybediyorum. Bir düşün. Hani o kadar kişi haksız da tek haklı ben miyim diye. Ben bu şekilde çok empati kurar yaparım yani. Bir düşünürüm ya, bende mi acaba? Hala da onu bilse bile kesinlikle kabul etmez. Ay, narlarımın güzelliğine bakın kız. Ben bunlar şimdi kapaklı. Güzelce kapağını kapatayım. Ellerimi bir yıkayayım önce. Ondan sonra dolabıma yerleştireyim. Nasıl? Harika görünüyor. Ben bunları artık şimdi böyle kapağını kapatıyorum. Dolaba koyuyorum. Oradan canım istediği zaman çorba kasesini alıyorum. Bir tane tatlı
kaşığı alıyorum, o şekilde tüketiyorum. Evet, ne demiştik? Benim düşüncelerim, benim fikirlerim hepimizin etrafında var bu tür kişiler hayatımızda. Yok mu kız dolu dolu? Dediğim gibi empati kurmasını bilmeyen kişiler, hayatı kendine zehir eden, hayatı kendisine zorlaştıran insanlar diyelim. Vardır mesela dediğim gibi hayatımızda. İşte dediğim gibi kesinlikle hatasını kabul etmez. Bir de üste çıkar ha. Ben düşünüp bakıyorum aramızdaki fark ne? Ha ben o şekilde bak düşünüyorum. Sizleri bilmiyorum. Bakıyorum kendime, iki bacak, iki kol bende. Bir kafa bende. Sende üç bacak, üç kol yok. Çift kafa da yok. Özelliğin ne? Bu onur, gurur ne? Tabii onur, gurur önemli ama yere kadar. Bazı şeylerin arkasına en sevmediğim şey de yalandır. Ya bir kere söylersin, iki kere söylersin. Bazı insanlar da var, inanmıyorum buna, hayret ediyorum. Gözüne soka 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 söyle, bir de pişkin pişkin güler, umurunda bile olmaz. Ya gözüne sokuyorlar işte, gözüne. Daha ne yani? Ya o tür insanlar için şöyle düşünüyorum. Kendisini kandırıyor. İnanın bana, ömür boyu kendisini kandırıyor. Karşısındakini bir kere kandırırsın, iki kere kandırırsın, üçüncüye kandıramazsın. Ama ömür boyu kendini kandırırsın. Ben mesela her zaman derim, bir kişinin bana hemen kaybetmek istemediğim kişiler tabii ki olur. Ama bazı şeylerini yakaladığımda incitmeden, kırmadan bir sohbet anında konu oraya değindiyse direkt de açmam, yine incitmemek için. Artık o konuyla bağlantılıysa ya derim, beni bir kişi, sen de demem, vardır işte böyle kişiler, dediğim gibi beni bir kere kandırır, iki kere kandırır, üçüncüye kandırmaz, hayvan terli koşuyor derim, hani uzaklaşıyor. Ancak kendini kandırır, hayatı kendisine zehir eder, hiç kimseye değil. Başınızdan geçen sizlerin de büyük ihtimalle vardır yani, bu şekilde karşılaşmışsınızdır bu şekilde bu tip insanlarla. Yazarsanız sevinirim tabii ki. Dediğim gibi pozitif enerji nasıl enerji dolusu? İşte bu şekilde enerji doluyor. En kötü anımda bile, en ne bileyim yani zor durumumda bile asla sabah kalktığım zaman kafamdan onu yormam, düşünmem. O yarımda kalmıştır, dünde kalmıştır o. Ben önüme bakarım bir gün dahi olsa. Onu düşünerek kafayı bozacak halim yok. Düşünen adamın yanında bile böyle düşünen kadın olur. Düşünecek olursanız. Yalan mı? Katılıyor musunuz, katılmıyor musunuz? Size de soruyor. Kafama kalkıp da onu kurarsam, oho, git oralarda düşün. Ondan sonra sıyır kafayı, git bir de sen otur. Karşılıklı kahve içersin orada. Düşünen adamla. Onun için bu şekilde ben ona bağlıyorum, bilmiyorum. Benim düşüncem, benim fikirlerim tabii ki. Ben ona bağlıyorum. Ben mesela her zaman derim, işte ne bileyim ben, bu bazı insanlarda, hepimizde vardır yani. Geçmişte çok kötü geçirdiğimiz sıkıntılar, kırgınlıklar, ne bileyim, komşunla, arkadaşınla olumsuz şeylerin olmuştur. Çok can ciğer dostunla olmuştur. Bir ara vermişsindir, konuşmuyorsundur. Bu kırgınlıklar bittiği zaman her şey tatlıya bağlanır, bir araya gelir. Şimdi bak, 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 bak. Bak şimdi gene ne diyeceğim.
Ha sen öyle değilsindir de karşındaki öyledir. Her ikiniz de öyle değilsinizdir. Gider geçmişi dürteler. Ya bırak geçmişi, bırak. Geçmiş geçmişte kaldı. Adı ne? Geçmiş, geçmiş. O geçmişte kaldı. Geleceğine bak. Şimdi önüne bak. Ha onu kurcalayıp da tekrar nifak sokmanın hiçbir anlamı yok. O zaman hiçbir araya gelmeyeceksiniz. Var bu tip insanlarda. O zaman hiçbir araya gelme. Ya önüne bak, önüne. Ne güzel yine iletişiminizi kurmuşsunuz. Güzel bir şekilde gidiyorsunuz. Ama oradan patlak verir. Sen bana işte böyle dediydin. Sen bana bunu yaptıydın. O dostluk yürür. O arkadaşlık yürür. Hiç de yürümez. Hayır, hem bir de kendi kendine hırpalıyorsun. Kendi kendine eziyet ediyorsun. Değer mi? 3 günlük dünyada. Değmez. Onun için bu şekilde büyük ihtimalle enerji doluyum. Bilmiyorum nasıl bir sohbet oldu. Benim fikirlerim, benim düşüncelerim diye başladım. Siz de şimdi diyeceksiniz ki bu nereden çıktı? Tombala'dan. Tombala'dan. Bazıları da böyle gülüyorum ve sen niye gülüyorsun diyorlar. Ay ağlayayım mı ayol? Ağlasan der, gülsen der. Ortası yok dediğim gibi. Onun ortası yok. Beyaz veya siyah. Gri yok. Bitti hayatımda. Siyah beyaz. Siyahı da pek şey yapmam. Beyaz. Her zaman beyaz sayfa. Aklınızda bulunsun. Sakın ha kafaya takmayın. Hiçbir şey. Kesinlikle. Kendinizi seviyorsanız. Önce zaten kişi kendisini sevmesi lazım. Enerji dolu olması için. Ben kendimi çok seviyorum. Her halimle. Ha seven sever, sevmeyen sevmez. Onlar da onların düşüncesi. Saygı duyuyorum. Bak ne diyorum? Saygı duyuyorum. Herkesin kimse kimseyi sevmek zorunda değil. Ama saygı göstermek zorundayız. Ha, arada bir böyle patlamalar oluyor. E olsun canım, o kadar deşarj oluyorum. O da hakkım. Yani. Evet, bilmiyorum. Bu tür sohbet sevdiyseniz bu şekilde bana yorumlardan bir başlık atarsınız. O başlık doğrultusunda sohbetler yaparız. Fikrimi ve düşüncelerimi söylerim. Mesela benim başımdan yeni bir olay geçtiği için benim düşüncem, benim fikrim diye bu şekilde başladım ben. Hem dedim narlarımı temizlerken hem de sizlerle paylaşmak istedim. Eğer sizler de benim fikirlerimi, düşüncelerime "Aa haklısın, hakikaten öyle" veya da "Hayır, olumsuz" diyebilirsiniz. Katılıyorsanız yorumlarınızı bekliyorum. Hayata bakış açım benim bu. Bu şekilde. Ha bir de ne dedim? Düşüncelerim, fikirlerim bazı insanlar hakkında, bazı kişiler hakkında. Hepimizin var etrafında bu tür insanlar. Yoksa da karşılaşıyoruz. Nefes alıyorsan kaçınılmaz bir durum bu. Yorumlarınızı bekliyorum. Bana şu şekilde, şu konuda sohbet edelim derseniz ona da açığım. Fazla ileri gitmeden kız. Evet artık kaçayım gideyim ben. Hepinizi kokulu kokulu oh öpüyorum canlarım benim. Her zamanki gibi inşallah sizleri sıkmamışımdır. Severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, huzurlu kalın. Hoşça kalın.